Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Şimdi arkadaşlar kaldırma kuvveti ile ilgili kaldığımız örnek sorulardan devam edecek olursak, demiş ki öz kütlesi 3D olan bir cisim şekildeki de 2D ve 3D, 4D öz kütlesi sıvılarının arasına atılıyor. Cisim hangi konuda dengede kalır diyor. Bir kere cismimizin öz kütlesi K sıvısı olan 2D'den daha büyük olduğu için X cismimiz ne yapacaktır? Bu K sıvısında dive batacaktır. Ama öz kütlesi 4D'den küçük olduğu için de ne yapacaktır? L sıvısında yüzecektir. Hatta öz kütlesi 2D ile o 4D'nin tam aritmetik ortalamasında olduğu için cismimizin öz kütlesi, yani 3D olduğu için tam yarı yarıya ne yapacaktır? Kalacaktır. Yani cismin yarısı bu sıvıda, yarısı bu sıvıda şeklinde kalacaktır. Yani cevabımız Adana olacak. İkinci sorumuzda demiş ki eşit hacimli KLM cisimleri işte birbirine karışmayan sıvılar içinde dengededir. Buna göre etkeden kaldırma kuvvetlerini soruyor. Şimdi kaldırma kuvvetinin formülü neydi arkadaşlar? V batan çarpı D sıvıydı. Yalnız birbirine karışmayan sıvılar içindeyse ne yapıyordu? Her sıvı kendince o cisme bir kaldırma kuvveti uyguluyordu. Şimdi cisimler hacimce eşit. Hacimlerine biz 2V diyelim. Yani şöyle VV diye ayıralım şu hacimlerini. Bunu da toplam 2V'lik hacmi olsun. K cismini etkilen kaldırma kuvvetimiz ne olacaktır? K cisminin sıvıya batan hacmi ne kadardır? V kadardır. Hangi sıvı? D öz kütlesi sıvı tarafından kaldırma kuvveti uygulandığı için K'ya etkilen kaldırma kuvveti V çarpı D çarpı G diyebiliriz. L cismini etkilen kaldırma kuvveti ise L cisminin bir kısmı D öz kütlesi sıvıda, bir kısmı 3D öz kütlesi sıvıda. Yani dolayısıyla L cismine hem bu sıvı hem de alttaki sıvı kaldırma kuvveti uygulayacak. Ve L cismine etkilen toplam kaldırma kuvveti bu ikisinin toplamı olacaktır. Yani üstteki sıvının uyguladığı kaldırma kuvveti o sıvıya batan hacim D ve çarpı sıvının yoğunluğu D çarpı G artı bir de alttaki sıvımız da buna bir kaldırma kuvveti uyguluyor. Batan hacim ve sıvının yoğunluğu 3D çarpı G dersek L'ye etkilen toplam kaldırma kuvveti ne çıkacaktır? 4V çarpı D çarpı G diyebiliriz. M'ye etkilen kaldırma kuvvetine bakarsak M cismi ise ne? Direkt 3D öz kütlesi sıvının içinde. Dolayısıyla buna etkilen kaldırma kuvveti ne olacak? Batan hacim direkt 2V çarpı sıvının yoğunluğu 3D çarpı G'den 6VD G'dir diyebiliriz. Bunlar arasında kıyaslama yaparsak M büyük olacak L'den, L de büyük olacak kimden? K'dan. Yani cevabımız ne çıkacaktır? Ceyhan çıkacaktır. Üçüncü sorumuz demiş ki cisimler işte sıvı içinde dengededir. Buna göre öz kütleler arasındaki ilişki nedir? İplerdeki gerilme sıfırdan farklı. Şimdi iplerde bir gerilme olduğu için o zaman şu ip ne yapıyor? İp her zaman ne yapardı? Cismi çekerdi. Yani bu ip A cismini yukarı doğru çekiyor. Ayrıca A cismini etkilen bir kaldırma kuvveti var. Aşağı doğru da dengelediği kimi dengeliyor bunlar? A'nın ağırlığını dengeliyor. Dolayısıyla şu anda kaldırma kuvveti aslında tek başına ağırlığa eşit değil. Kaldırma kuvveti ağırlıktan küçük. Yani ben bu ipi kesersem ne olacaktır? A cisme dibe batacaktır. Yani şu anda A dibe batmak istiyor. Öz kütlesi dolayısıyla sıvıdan nedir? Büyüktür. A'nın öz kütlesi içinde bulunduğu sıvıdan ne? Daha büyüktür. B cismine bakacak olursak B etkenen ne var? Yine bir kaldırma kuvvetimiz var. B cisminin aşağı doğru bir ağırlığı var. Bir de aşağı doğru çeken ne var? İp gerilmesi var. Dolayısıyla kaldırma kuvveti B'nin ağırlığı artıp gelmesine eşit. Yani bu cisme etkilenen kaldırma kuvvetimiz ağırlıktan nedir? Büyüktür. Ağırlıktan büyük olduğu için yani ben bu ipi kesersem ne olacaktır? O zaman B cismi yukarı doğru çıkacaktır. Yani B aslında şu anda ne yapmak istiyor? Yukarı çıkmak istiyor. Yüzmek istiyor ki biz onu alttan iple çekerek ancak dengelemişiz. Yukarı çıkmak istiyorsa öz kütlesi ne olacaktır? Öz kütlesi sıvıdan daha küçük olacaktır. Dolayısıyla öz kütleler A büyük, sıvı büyük, B şeklinde buluruz. Cevabımız Adana olacaktır. Dördüncü sorumuz demiş ki DA yoğunluklu homojen A cismi D1, D2 öz kütlesi sıvılar içinde dengededir. Biraz da o sıvıda, biraz da bu sıvıda. Demek ki A'nın öz kütlesi bir kere ne diyebilirim? A'nın öz kütlesi kesinlikle D2'den daha küçük, D1'den daha büyük. Arada bir değer alacaktır. Hatta hacminin yarıdan daha fazlası D2'ye yakın olduğu için A'nın öz kütlesi D2'ye daha yakın bir değerdedir. A cismin yoğunluğu D1 sıvısının yoğunluğuna daha yakındır. Hayır, hacminin çoğu D2'de olduğu için D1'e değil D2'ye daha yakındır. Sıvıların uyguladığı kaldırma kuvvetlerinin toplamı cismin ağırlığı ile eşit büyüklüktedir. Evet, sonuçta bu sıvıda bir kaldırma kuvveti uyguluyor. Alttaki sıvı da bir kaldırma kuvveti uyguluyor. İkisi beraber kimi dengelemiş oluyorlar? Bu cismin ağırlığını dengeliyorlar. Dolayısıyla kaldırma kuvvetlerinin toplamları cismin ağırlığına büyüklük olarak nedir? Eşittir. Yön olarak farklı tabii ki. D1 yoğunluklu sıvının uyguladığı kaldırma kuvveti D2 yoğunluklu sıvının uyguladığı kaldırma kuvvetinin büyüktür. Şimdi burada kaldırma kuvvetini ne yapabiliriz? V batan çarpı D sıvıdan yorumlayabiliriz. Çarpı G'den yorumlayabiliriz. Şimdi D2 daha altta olduğu için bir kere ben neyi biliyorum? D2'nin öz kütlesinin D1'den büyük olduğunu biliyorum. İkincisi, cismin şurası orta noktası olduğu için ne olacaktır? Hacminin büyük kısmı da nedir? D2 öz kütlesi sıvıdadır. Yani D2'ye batan hacim de daha fazladır. Dolayısıyla D2 öz kütlesi sıvının uyguladığı kaldırma kuvveti hem batan hacmi büyük olduğu için hem sıvının yoğunluğu büyük olduğu için ne olacaktır? D1'in uyguladığı kaldırma kuvvetinden çok daha büyüktür. Yani biz buradan ne diyebiliriz? Şunu diyebiliriz. İkinci sıvının uyguladığı kaldırma kuvveti birinci sıvının uyguladığı kaldırma kuvvetinden fazladır.
Dolayısıyla D1'in uyguladığı kaldırma kuvveti D2'nin uyguladığı kaldırma kuvvetinin büyük müdür? Hayır değildir. Tam tersi daha küçük olacaktır. Yani cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. Beşinci sorumuz. Bir cisim öz kütlesi D olan sıvıda tartıldığında dinamometre okunan değer 3G. 2D öz kütlesi sıvıda tartıldığı zaman dinamometre okunan değer 2G oluyor. Cismin havada tartıldığı zaman yani normal ağırlığındayken okunan değer ne kadar olur? Şimdi cismin ağırlığına biz X diyelim veya GX diyelim. Zaten bana soruda sorduğu şey bu cismin ağırlığı. Şimdi ben bunu D öz kütlesi sıvının içinde tartarsam ne olacak? Ölçtüğüm değer olan o 3G nedir? Cismin gerçek ağırlığından bir kısmın sıvı tarafından yukarı doğru kaldırıldığı için biraz hafifleyecek. Ne kadar hafifleyecek? V batan çarpı D sıvı. Batan hacim cisim tamamen battığı için cismin hacmi kadardır. Yani V çarpı D çarpı G kadar hafifledi diyebilirim. Peki aynı cismi aldım. 2D yonklu sıvıda tarttım. O zaman ağırlığımız ne kadar geldi? 2G geldi. Bu da ne olacak? Cismin gerçek ağırlığı eksi sıvının uyguladığı kaldırma kuvveti. Aynı hacim batıyor. Aynı cisim sıvıya girmiş. Ama sıvının yoğunluğu az önceki yoğunluğunun ne kadar? 2 kat. Yani uygulanan kaldırma kuvveti ne olacak? 2 katına çıkacak. Dolayısıyla kaldırma kuvveti 2 kat arttığı için ne oldu? Ağırlığımız 1G azalmış oldu. Demek ki ben bu denklemden alt tarafı eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsam ne olacaktır? V çarpı D çarpı G'yi G olarak bulacağım. Yani şuradaki değerimiz G'ye eşit. Buradaki değerimiz G'ye eşit de demek ki X'in gerçek ağırlığı ne kadar olacaktır? Gerçek ağırlığı 4G'dir. Yani havada tartıldığı zaman gerçekte ölçeceğimiz ağırlığımız 4G ağırlık olacaktır arkadaşlar. Şekilde kap içine katı cismi sıvı içinde dengedir. Sıvının üzerinde bulunan gazın bir kısmı musluk yardımıyla boşaltılırsa. Şimdi ben gazı dışarı alırsam, boşaltırsam buradaki gaz basıncını ne yapmış olacağım? Buradaki gaz basıncını düşürmüş olacağım. Şimdi gazın basıncının azalması sonuçta gaz basıncı sıvıyı etkiliyor. Sıvı da o basıncı ne yapıyor aslında? K cismine iletmiş oluyor. Ancak sıvıların özelliği, akışkanların özelliği neydi? Üzerine etkilen basıncı temas ettiği bütün yüzeyler aynı netir. Dolayısıyla o gazın basıncı aslında sıvı tarafından K'nın bu yüzeyine de, alt tabanına da, üst tabanına da her yere ne yapılıyor? İletiliyor. Gaz basıncını azalttığım zaman kabın o cismin her tarafındaki basınç ne yapacak? Hepsi aynı oranda azalacak. Dolayısıyla hepsi aynı oranda azaldığı için aslında bunun ne olacaktır? Toplam kuvvet, K'ya etkilenen toplam kuvvette bir değişim olmayacaktır. Dolayısıyla K ne yapmaz? K hareket etmez. K cismi aşağı doğru mu hareket eder? Hayır. K'ya etkilenen kaldırma kuvveti değişmez. Evet değişmez. Kapta bulunan sıvının hacmi değişmez. Sıvılar zaten sıkıştırılamıyor veya sıvıların hacmi arttırılamıyor. Sonuçta orada yukarıdaki gazın basıncını azaltmak sıvının hacmini ne yapmaz? Etkilemeyecektir. Yani cevabımız 2 ve 3 Edirne olacaktır. 7. sorumuz hava kabarcı su yüzeyine doğru çıkarken. Şimdi hava kabarcı da ne yapıyor? Esnek bir balon özelliği gösteriyor. Esnek balon özelliği neydi? İç basınç, dış basınç eşit. Şimdi bu kabarcı etkilen basınç açık hava basıncı artı içerideki sıvının yaptığı basınç. Kabarcık yukarı doğru çıktıkça üzerine etkilen sıvı basıncı azalacak. Çünkü sıvı derinliği giderek azalacak. Sıvı basıncı azaldığı için kabarcık dış basınç azaldığı için iç basıncın da azalması için ne yapacaktır? Hacmi giderek artacaktır. Çünkü dışarıdaki basınç azalıyor. Üzerine etkilen basınç azalır. Evet üzerine etkilen basınç azalır. Hava kabarcığını etkilen kaldırma kuvveti artar. Kaldırma kuvvetinin formülü neydi? V batan çarpı D sıvı çarpı G'di. Sıvımız aynı sıvı. G aynı sıvı. Ama kabarcık giderek ne yaptı? Hacmini büyüttü basınç azaldığı için. Dolayısıyla batan hacmi arttığı için kabarcığı etkilen kaldırma kuvveti artar mı? Evet artar. Hava kabarcığın öz kütlesi azalır. Öz kütleni nereden bulursun? Kütle bölü hacimden bulursun. Sonuçta kabarcığın içindeki gaz moleküllerinin toplam kütlesi değişmiyor. Ama hacim ne yapıyor? Giderek artıyor. Hacim arttığı için öz kütle ne yapacaktır? Azalacaktır. Yani bizim için 3 ifade de doğrudur arkadaşlar. Şekildeki X cismi gaz dolu esnek balon su içinde şekildeki dengedir. Kap doluncaya kadar su ilave edersek. Şu anda sistem dengede. Sistem dengedeyse demek ki bu sistemi etkilen toplam kaldırma kuvveti ne yapıyor aslında? X'in ağırlığı artı oradaki balonun ağırlığı ne yapıyor? Dengeliyor. Tabii bir de ip var. İpin ağırlığını da işin içine katarsak. Peki ben bu kabın üzerine su ilave ettiğim zaman ne olacaktır? Basıncı arttıracağım. Tamam X katı bir cisim olduğu için ona etkiden basıncın artması bir şey ifade edecek mi? Hayır. Ama burada bir esnek balonumuz var. Esnek balonun özelliği neydi? Her zaman iç basınç dış basınca eşit olmalıydı. Ben balon dışına etkeden su basıncını arttırdım üzerine su doldurarak. O zaman balon dışındaki basınç artınca içindeki basıncın da artması lazım. İçindeki basıncın artması için balon ne yapacaktır? Giderek küçülecektir. Balon küçülünce ne olacak? Balona etkilen kaldırma kuvveti azalacak. Kaldırma kuvveti sonuçta V batan çarpı D sıvı çarpı G'ydi. Balon hacmi küçüldüğü için balona etkilen kaldırma kuvveti azaldı. Kaldırma kuvveti azalınca artık bu kaldırma kuvvetlerinin toplam ağırlıkları dengeliyordu. Şimdi dengeleyemeyecek. Dolayısıyla cisimler ne yapacak? Cisimler aşağı doğru inmeye başlayacak. Zaten aşağı doğru indikçe de balon üzerindeki su basıncı giderek arttığı için balon giderek de küçülmeye devam edecek ve kaldırma kuvveti giderek de azalacak. X cismi yukarı çıkar. Hayır tam tersi aşağı doğru iner. İpteki de gelme kuvveti azalır. Şimdi ipi gelen kuvvete baktığımız zaman
Şöyle düşünürseniz, yukarı doğru bunu etkilen kaldırma kuvveti var. Aşağı doğru balonun ağırlığı artı ip gerilmesi var. O zaman kaldırma kuvveti balonun ağırlığı artı ip gerilmesine eşit. Kaldırma kuvveti azalıyor çünkü balon küçülüyor. Yukarı doğru çeken kuvvet azalıyorsa aşağı doğru kuvvetler de azalması için ip germe kuvveti ne yapar? Azalır. Peki şunu diyebilirsiniz. Hocam alttan x'e baksaydık. Şimdi x'e neyi var? Aşağı doğru ağırlığı var. Yukarı doğru bunu çeken ip gerilmesi var. Bir de buna etkilen kaldırma kuvveti var. Hocam tamam. Şimdi burada basıncın değişmesi x'in hacmini değiştirmiyor. Çünkü x katı bir cisim. Hacmi değişmediği için buna etkilen kaldırma kuvveti değişmiyor. Kaldırma kuvveti sabit. X'in ağırlığı da sabit. O zaman buradan baktığımız zaman da ip gerilmesi değişmiyormuş gibi gözüküyor diyebilirsiniz. Öyle diyen arkadaşlar için de şöyle yorumlayalım. Başlangıçta ve sistem dengedeydi. Yani ip gerilmesi neydi? Kaldırma kuvveti artı ip gerilmesi cismin ağırlığına eşit. Yani Gx eşittir ne derdik? Buna etkilen kaldırma kuvveti artı ip gerilmesi derdik. Ama işte balon küçüldüğü için toplam sisteme etkilenen kaldırma kuvveti azalacak. Kaldırma kuvvetinin azaldığından dolayı da sistem ne yapacak? Sistem aşağı doğru inmeye başlayacak. Dolayısıyla bu cisim artık dengede olmayacak. Ne olacak? Bu cisim aşağı yönde hareket ettiğine göre bu cisim aşağı doğru net bir kuvvet etki etmesi lazım. Yani ağırlığın değeri artık kaldırma kuvveti artıktan büyük olmalı. Ağırlık değişti mi? Hayır, değişmedi. Kaldırma kuvveti değişti mi? Hayır, değişmedi. O zaman bunlar değişmiyorsa şimdi ağırlığın kaldırma kuvveti artıktan büyük olması lazım ki aşağı doğru hareket etsin. Demek ki bizim ip gerilmesi ne yaptı? Azaldı. Oradan da diyebiliriz. Balonun hacmi artar. Hayır, tam tersi. Balon üzerindeki basınç arttığı için balonun hacmi ne yapacaktır? Azalacaktır. Cevabımız yalnız iki Bursa olacak arkadaşlar. 9. sorumuz eşit kütleli demiş, cisimler demiş. Yani bunların kütleleri, ağırlıkları eşitmiş. G, G, G diyelim. İplerdeki kelimeyi soruyor. Bu cisimler etkilen bir kuvvetle ne var? Sıvıların uyguladığı kaldırma kuvveti var. Peki sıvıların uyguladığı kaldırma kuvveti neyle alakalı arkadaşlar? Vatan hacimle alakalı. Şimdi hacimler aynı mı? Hayır değil. Yani bunu etkilen kaldırma kuvveti F ise bunu etkilen kaldırma kuvvetini 2F, bunu etkilen kaldırma kuvvetini 3F diyebilirim. Hacmi büyüdükçe bunu etkilen kaldırma kuvveti artacak. Ağırlıklar aynı. O zaman ağırlıkları kaldırma kuvveti artı ip gerilmeleri dengeliyor. Dolayısıyla aynı ağırlığı burada etkilen kaldırma kuvveti en az olduğu için demek ki K ipindeki gerilme diğerlerine göre ne olmak zorunda? Daha büyük olmak zorunda. Kaldırma kuvveti arttıkça ipe düşen gerilme ne yapacaktır? Azalacaktır. Dolayısıyla L'deki ip gerilmesi buna göre daha küçük olacak. M'deki ip gerilmesi ise en az diyebiliriz. Yani cevabımız ne olacaktır? Adana olacaktır. 10. sorumuzda demiş ki ağırlıkları eşit olan KL cisimleri şekilde dengedir. K cismi sistemde kaldırırsa L'nin yüzde kaçı sıvı içinde kalır? Şimdi ağırlıklar eşit olduğu için o zaman şöyle düşünün arkadaşlar. K'nın ağırlığına G desem, L'nin ağırlığına G desem şu anda toplam ne kadar ağırlık var aşağı doğru? 2G var. Bunu dengeleyen kim? Bunu dengeleyen sıvının uyguladığı kaldırma kuvveti nereye doğru? Yukarı doğru bir kaldırma kuvveti uyguluyor. Peki sıvının uyguladığı bu kaldırma kuvveti ne eşit? V batan çarpı D sıvı. Batan hacmimiz kaç bölme? 4 bölme vattı için her birine V dersem 4V çarpı D sıvı çarpı G'dir. Şu anda sistem bu şekilde dengede. Diyor ki K'yı sistemden al. K'yı sistemden alırsam geriye ne kalır? Sadece L cismi kalır. O zaman K'nın ağırlığı ve L'nin ağırlığı eşitti. Yani toplamda G, G, 2G idi. Şimdi ben K cismini sistemden aldığım zaman sadece ne kaldı? L kaldı. Sadece L kaldığı için L'nin ağırlığı aşağı doğru ne kadar? Sadece 1G. O zaman bunu dengeleyeceğimesi için kaldırma kuvvetinde 1G'ye eşit olması lazım. Şu anda kaldırma kuvveti neye eşitti? Başlangıçta 2G'ye eşit. Kaldırma kuvvetinin yarıya inmesi lazım. Kaldırma kuvvetinin yarıya inmesi için batan hacmin yarıya inmesi lazım. Yani az önce 4 bölmesi batıyorsa, 4V batıyorsa şimdi ise ne olacak? 2V'si batacak, 2V'si dışarıda kalacak. Demek ki o zaman ne yapması lazım? Burada %50'sinin sıvı içinde, %50'sinin sıvı dışında kalması gerekiyor K'yı sistemden aldığım zaman. 2'de 3'de öz kütleli 2 farklı sıvı var. Bunların içinde X, Y, Z cisimlerine denge durumu vermiş. Y'nin kütlesi M olduğuna göre Z'nin kütlesi ne olabilir? Şimdi Y'nin kütlesi M. X'in kütlesini biliyor muyum? Bilmiyorum. Z'nin kütlesini biliyor muyum? Bilmiyorum. Yalnız ben burada neyi biliyorum? Şunu biliyorum. Burada batan hacim ne kadar? Burada batan hacim X'in hacmi. Bu sıvıda batan hacim ne kadar? Burada da X'in hacmi. Yani iki sıvıda da batan hacimler aynı. Ama D sıvılar farklı. Yani bunları etkilen kaldırma kuvvetleri ne olacaktır arkadaşlar? Farklı olacaktır. Yani bu sistem etkilen kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvıdan sıvımız 2D olduğu için 2F dersen bu sistem etkilen kaldırma kuvveti ne olacaktır? Batan hacim aynı ama sıvının yolu 3D olduğu için 3F diyeceğim. Peki birinci şekilde 2F'li kaldırma kuvveti kimi dengeliyor? M kütleli Y'yi artı bir de X'in kütlesini dengeliyor. Şekil 2'de ise ne var? 3F kuvveti var. 3F kimi dengeliyor? Z'nin kütlesini artı bir de neyi? MX. Şimdi o zaman sisteme şöyle düşünürseniz. Burada da MX var, burada da MX var ortak.
Şimdi o zaman şöyle yorum yapalım. Mx artı m 2f eşit. Burada ise ne? Mx artı mz 3f eşit. Bir kere o zaman ne diyebiliriz? Z'nin kütlesi kesinlikle buradaki m'den nedir? Büyüktür. Çünkü x'ler değişmediği için kuvvet arttığına göre demek ki z'nin kütlesi ne olmak zorunda? X'den büyük olmak zorunda. Yani z'nin kütlesi kesinlikle bir m'den büyüktür. O zaman bir m veya bir m'den küçüğü silebiliriz. Peki büyük de ne kadar daha büyük? Onu nasıl bulacağız? Mesela ben bunları çıkarsam, yukarıyı eksiyle çarpsam, birbirinden çıkarırsam x'ler ne yapar? X'ler gider. Geriye ne kalır şurada? 3f eksi 2f'den 1f kalır. Burada da x'ler gittiği için geriye ne kalacaktır? Mz eksi m mi kalacaktır? O zaman bu tarafa doğru atarsam o zaman z'nin kütlesine ne diyebilirim? Z'nin kütlesine m artı f diyebiliriz. Peki m artı f olduğuna göre şöyle düşünün. F'in değeri acaba neye eşit? Ona bulacağız. Sonuçta z'nin kütlesi kesinlikle bir m'den daha büyük. Ne kadar daha büyük? İşte bir f kuvveti daha büyük. F'i o zaman m cinsinden yorumlamam lazım. Şöyle düşünürsek, burada birinci denklemimizin her tarafını 2'ye bölersek, f dediğim şey ne çıkar? Burayı 2'ye bölersem. M bölü 2 artı mx bölü 2 midir? O zaman şuradaki f gördüğüm yere m bölü 2 artı mx bölü 2 yazarsam z'nin kütlesi ne olacaktır arkadaşlar? M artı F yerine de ne yazdık? M bölü 2 artı MX bölü 2. O zaman Z'nin kütlesi ne eşittir aslında? 1,5 M artı MX bölü 2 eşittir. Yani Z'nin kütlesi o zaman mutlaka ne olması gerekiyor? 1,5 M'den daha büyük olması gerekiyor. Cevabımız ne olacaktır? Adana olacaktır. Evet arkadaşlar, bir sonraki derste kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.